Arkadaşlar, hepinize serin bir Osaka akşamından selamlar. Burası Osaka'nın kapalı çarşısı. Buraya birazdan gireceğiz. Arkamızda da bu. Turistler var. Birisi kurbağa olmuş, bir tanesi Pikachu olmuş falan, fishman. Evet. Osaka'da hava mis gibi ya bu arada, gerçekten. Yani Ekim'in ortasında olmamıza rağmen hava muhteşem ötesi. Şimdi sizi karşıya geçireceğim. Burası Osaka'nın böyle zengin muhiti diyelim. En turistik yeri aynı zamanda. Burada Cartier'ler, Michael Kors'lar, Burberry'ler, yok yok Prada'lar, Boss'lar. Aradığınız her şey var. Apple dükkanı da var ama Apple 15 Pro Max, iPhone 15 Pro Max ne yazık ki imkansız. 2024 yılına veriyorlar şeyi. 2024'te yapın diyorlar. Gelin diyorlar. Öyle bir talep var. Bunun sebeplerinden bir tanesi Japonya nüfusunun çok 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 fazla olması ama mesela bizim nüfusumuz da fazla. İşte sığınmacılarla 100 milyona yaklaştı. Japonya'da 130-140 milyon insan yaşıyor sanırım ama eşitlik çok yüksek. Yani orta sınıf inanılmaz geniş burada. Yani Türkiye'deki gibi atıyorum işte %3'lük kısım tüm servetin %30'unu, %40'ını almıyor. Bilmiyorum bu arada. Atıyorum şu anda. Japonya'da bu orta sınıf çok geniş ve herkes belirli bir seviyede. Zenginlik göreceli bir şey ama yani Türkiye'ye göre herkes zengin diyebiliriz Japonya'da. O sebeple herkes almak istiyor. O sebeple herkes dışarıda yemek yemek istiyor. O sebeple herkes alışveriş yapıyor ve her yerde sıra var. Her zaman sıra var. Japonya'da sırasız bir şey almanız çok çok zor. Şimdi size Amerikan köyüne götüreceğim. Bakalım orada neler dönüyor şu anda. Japonya'da yine ilginç şeylerden bir tanesi birinci el üründen daha çok ikinci el dükkanları var. Gerçekten özellikle Sapporo'da kuzeyde hani bir şehre gitmiştik ya. İnanılmaz ya. Her yer ikinci el dükkanı ve ben çok sevmiyorum ikinci el ürün almayı. Böyle kirliymiş gibi geliyor bana. Ama Japonya'da ikinci el çok fazla var. Ayakkabılarda dahil. Bakın size birazcık Nike 45 bin. Vergisiz 41 bin. Yani 250 dolara geliyor bu Air'lar. Bu Air'lar biz çocukken de vardı. Yeniden çıktı galiba. İşte 150 olarak hesaplayın. 200 dolar Air Jordan'lar. Tabii bir Japon için bayağı ucuz. Türkiye'ye göre de ucuz sanıyorum. Tax Free burada şöyle işliyor. Direkt mağaza veriyor size Tax Free'yi. Yani gidip havalimanında alıp bilmem ne değil. Cebinizde pasaportunuzla dolaşın. Tax Free'yi alacaksınız. Ama cidden çek ediyorlar. Girişteki kağıt veriyor Japonya girerken. Bu arada Japonya vizesiz. Kesinlikle vize istemiyor. Sadece dönüş biletini soruyorlar. Doğal olarak yani dönecek misiniz diyor. Evet. Şu anda burası, geldiğimiz yer, ismi Amerikan Köyü. Biraz karşıya geçelim. Neden Amerikan Köyü? Burada hiç şey yok aslında zamanında. 1969 yılında buraya bir kafe açılıyor. Sonra 1969 yılında kafenin açılmasıyla buraya insanlar gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Ve tabii ki 69 yılı dev bir Amerikan kültürü egemenliği var dünyada. Buraya da Amerika'dan ürünler getiriyor birkaç Japon. Ticaret yapmaya başlıyor. 69'da tüm Japonlar buradaki Levi's atıyorum vesaire Amerikan ürünlerini almak için buraya akın ediyorlar. Ve yavaş yavaş dükkanlar büyüyor. Bugün de yine bolca Amerikan ürünü görüyorsunuz. Zaten bu ikinci el ürünlerin hepsi ABD'den geliyor tüm dünyaya. ABD'de ikinci el alan yerler bunları satın alıyor ve ütüleyip temizleyip bu şekilde dünya piyasasına sunuyor. Asya'da çok 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 talep var bu ikinci el ürünlere. Evet, buranın ismi Amerikan
köyü. Nargileci şurada da var ya. Allah'ım bu nargilelerden bizi koru ya Rabbim. Japonya'da bile nargile ya. Yine cool gençler burada böyle Amerikan köyünde kendi hallerinde takılıyorlar, dans ediyorlar. Tavşan seven bir kız çocuğu. Erkek mi? Onu seviyor. Erkekmiş arkadaşlar. Yine ne yapıyor bu kız? Sigara mı içiyor? Kedi ve cigara içen bir kız çocuğu. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Evet, Amerikan köyü dedik. Yine böyle cool Japon gençleri burada takılıyorlar. Bu arada Japon insanı biliyorsunuz aşırı ve aşırı, aşırı aşırı kibarlar. Her şeyde teşekkür ediyorlar, her şeyde. Ya bu çok çok fazla kibarlar. Eleştiri anlamında da söylemiyorum, sadece bir gözlem olarak söylüyorum. Ben çok memnunum bu kibarlıktan. Her şeye arigato gozaimasu, gozaimasu, gozaimasu devamlı böyle yerlere kadar eğiliyorlar böyle kibarlıktan. Osaka insanı böyle değil. Yine çok kibarlar. Yani farkı görüyorsunuz ama yani yine Türkiye'deki herhangi, yani dünyadaki herhangi bir şehirden çok 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 daha kibarlar ama Japonya'da Osaka insanı daha sıcakkanlı, daha kaba olmalarıyla ünlü, daha sıcakkanlılar. Tabii ben kaba diyemiyorum buna yani, daha kaba diyoruz. Yanlış anlamayın lütfen. Ve Kyoto'lular mesela çok yakın, yine aynı bölgedeler, eski başkent. Kyoto. Çok önemli bir şehir. Oraya da gideceğiz beraber. Mesela Kyoto'lular da inanılmaz kibarlar. Yani Japonya'nın en kibar milleti. Şeyler diyor ki Osaka'lılar, siz diyor çok samimiyetsizsiniz diyor. Yani sizin bu kibarlığınız samimi. Böyle şey olur mu diyor. Yani Kyoto'lular ise yine kibarlıklarını devam ettiriyorlar. Oğlum çok güzelmiş ya. Biraz gezelim mi? Arkadaşlar gerçekten yok yok. Metallica. Metallica bölümü yapmışlar, bitmiş. Bu arada Osaka hakkında ilginç bir bilgi vereyim size. Japonya'da insanlar mesela metroda şeyden yürüyorsunuz. Yürüyen merdivenlerden yürüyorsunuz. Türkiye'de herkes sağda durur. Yani bunu birçok insan bilmiyor ama genelde sağda durulması gerekiyor Türkiye'de. Merdivenlerden çıkarken soldan da hızlı gidenler geçmesi için alan bırakılır. Japonya'da insanlar solda duruyorlar. Evet. Solda duruyorlar. Hızlı gidenler sağdan gidiyor. Yürüyen merdivenlerde ya da yolda, yolda yürürken de solda duruyorlar. Ama Osaka'da bu da farklı. Osaka'da sağda duruyorlar. Bunun için birkaç şey var. Ben birkaç okudum. Ne güzelmiş maymunlu kafe. Bunun sebeplerinden bir tanesi Expo yapılıyor. Osaka'da çok büyük expolar biliyorsunuz. 1970 yılında expo yapılıyor. Osakalılar diyor ki, ya diyor kardeşim diyor, biz diyor dünyaya uyalım diyor, biz de sağdan yürüyelim diyor. Ve bu şekilde sağdan yürümeye başlıyorlar insanlara. Yani kibarlık olsun diye tüm dünyaya. Hani expoya geldiniz kardeşim, biz de öyle bir şey yapalım diyorlar. Kıyak yapalım diyorlar. Peki neden solda yürüyor Japonlar da sağda yürümüyor? Bunun açıklaması şöyle. Samuraylar döneminde samurayın kılıcını rahatça çekebilmesi için böyle olduğu söyleniyor. Yani solda yürüdükleri. Batı dünyasında sağda yürümesinin sebebi işte arabaların İngiltere'de vesaire eskiden bu yük arabalarının hırsızlara karşı kendini sağa alıp koruması ve soldan geliyor olmasıymış saldırıların genelde. Evet, Osakalıların neden sağdan yürüdüğünü de bu şekilde görmüş olduk. Doğru mudur, yanlış mıdır bilemiyorum. Hi. Wow. These are brand new? No. Second hand? No. How much is this Metallica one? これ, the new. Price? Yeah. Oh. It's price. New. Yeah, yeah. 5900.
Oh, $20. You have different Metallicas? Can I see? Tabii ki benim boyum yok. Şimdi sizi Osaka'nın merkezine götürüyorum. Orada hikayelerimi devam edeceğim size Osaka ile ilgili. Evet, Osaka'nın kapalı çarşısı. Rolex'ler, Nike'lar. Japonya'da sahte ürün kesinlikle ama kesinlikle satılmıyor. Sıfıra yakın. Sıfır diyemeyiz ama sıfıra yakın. Böyle sokakta gördüğünüz Nike'lar, Adidas'lar, Rolex'ler. Rolex'ler tabii sokakta değil ama hepsi orijinal. Emeğe saygı duyuyorlar. Kaliteli bir turizm de tabii ki oluşmuş durumda bu sayede. Şimdi Osaka'nın tam merkezine gidiyoruz. İnsanlar deliler gibi alışveriş yapıyorlar. Kaliteli turist dolu ülke. Paralı turist dolu. Çin'den, Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan her yerden turist var ve alışveriş yapıyorlar. Oy! Kafaya bakın. Minicik daha yeni doğmuş. Tam bir çılgınlık şu köprü gerçekten. Tam bir çılgınlık. Halloween, Cadılar Bayramı çok büyük çılgınlık Japonya'da. Yine çılgınlık dedim ama gerçekten öyle. Kore'de de öyle. Kore'de de büyük bir kaza yaşanmıştı. Yüzlerce genç vefat etmişti Kore'de. Sırf Halloween zamanında. Eskiden burası kanallar şehri. Şimdi bir tane zaten nehir üzerinde. Bir kanal gibi, Venedik gibi. Evet Hacı abi. Altta Korece, üstte Japonca yazıyor. Toyotomi Hideyoshi diye bir adam var. Toyotomi Hideyoshi kim? Toyotomi Hideyoshi Japonya'yı birleştiren adam. O konulara zaten gireceğiz. Toyotomi Hideyoshi'nin yaptığı Osaka Kalesi, oğlunun öldüğü Osaka Kalesi de burada. Kanallar yapıyor. 18. yüzyılda bu kanallar yok oluyor. Üzerine arabalarla geçiliyor ve bugünkü Osaka şehri yavaş yavaş kurulmaya başlıyor. Bu da Türk galiba, baksanıza. Evet, o zamanın Venedik'i diyorlar 18. yüzyıla kadar. Toyotomi Hideyoshi'nin yaptığı kanallar. Aa, balık çıktı. Şimdi burada çok ilginç bir hikaye var. Bunların bir beyzbol takımı var. Amerika'da olduğu gibi Japonya'da da beyzbol çok 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 popüler. Beyzbol takımı ilk defa şampiyon oluyor. Aman Allah'ım, insanlar çıldırıyorlar. Gerçekten 1985 yılında normalde çok çok kötü bir takım Osaka'nın takımı ve taraftarlar 1985'te buraya geliyorlar kutlamaya. Burada böyle binlerce taraftar oluyor. Burada şimdi çok komik olan bir şey var. Oyuncunun ismini söylüyor mesela. Oyuncu atıyorum Yoshi Enomoto. Ona benzeyen kişiyi seçiyorlar ve o atlıyor köprüden aşağı. Yoshi'ye benzeyen kişi. Diyeceksiniz ki bu Japonların hepsi birbirine benziyor. Tabii öyle değil. O kadar da değil. Yani benzeyen atlıyor. Bütün oyuncuların ismini söylüyorlar. Ama en sonunda bir oyuncu var. O da Amerikalı. Lan taraftarlar nasıl benzeyecek Amerikalı'ya? Bu taraftarlar Japon, Amerikalı, sarışın bir adam. Randy Bass. Randy Bass isimli bir adam. Randy Bass çıkıyor. Onun ismi söylenince taraftarlar böyle dumura uğruyor. Hattori Hanzo diyorlar. Ne alaka diyorlar şimdi. Kim atlayacak suya? Ama bir fikirleri var taraftarların. Kentucky Fried Chicken'sın sembolü olan bir kolonel var ya, kolonel. Kentucky Fried Chicken'sın da dükkanı var orada. Alıyorlar. Oradaki heykeli denize fırlatıyorlar. Çünkü Amerikalı'ya benzeyen tek kişi o heykel. Bu heykel burada denizin dibini boyluyor. Suyun dibini boyluyor. Ve hiçbir zaman şampiyon olamıyorlar. Ta ki o heykel çıkarılıp müzeye konulana kadar. Bu arada bir binaların ilginçliğini göstereyim ben size buradan. Colonel Sander bu arada herifin ismi. 18 yıl sonra yeniden kazanıyorlar heykel çıktıktan sonra. Bu sefer kanala atlayan bir kişi ölüyor. O kadar çok kişi atlıyor ki bir kişi ölüyor. Ve bu sene yine kazanıyorlar.
Colonel Sander'in laneti ortadan kalkıyor. Ve insanlar bu sefer ölü olduğu için şurada, ölüm yaşandığı için bu sefer yanlardan atlıyorlar. O geleneği devam ettiriyorlar. Japonlar için bu anarşist tutum bayağı büyük bir şey arkadaşlar. Ben Japonlardan hiç beklemezdim. Çünkü gerçekten kural onlar için kural. Bakın şöyle anlatayım. Arkadaşlarla biz hani kaçak giriyorduk ya böyle voleybol maçlarında, en öne oturuyorduk. Bütün stat boş. Türkiye işte Bulgaristan'da mı oynuyor artık böyle yani? Kimsenin izlemeyeceği bir maç. Belçika ile falan oynuyor herhalde. 7-8 tane arkadaş, Türk arkadaş arkamda oturuyorlar. Ortada da bir tane koltuk boş bırakmışlar hani rahat otursunlar diye. Salon boş. Ben de onların önünde oturuyorum. Bir Japon kadın geldi. Tın 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 tın. O 8 kişinin ortasındaki boş koltuğa oturdu. Yani demedi ki, bütün salon boş. Ben daha rahat ederim, şuralarda oturayım. Bunlar böyle arkadaş halinde oturuyor falan. Bu müthiş bir Japonların kurallara nasıl uyduğuna çok enteresan bir örnek. Çünkü Türkiye'de mesela 85 milyon insan yaşıyor, 100 milyon diyelim. Bir kişi bile bunu yapmaz arkadaşlar. Bir kişi bakın, bir kişi bile yapmaz. Çok benim bizzat yaşadığım örnek. Rengarenk Osaka. Toyotomi Hideyoshi, Oda Nobunaga, Ieyasu, bunlardan bahsedeceğiz. Bunlar Japon tarihinin, Japonya tarihinin 3 çok önemli samurayı. İleride tarih bölümlerinde size bolca bahsedeceğim. Japonya'nın bugünkü Japonya'ya nasıl geldiğini, nasıl iç savaşın bittiğini, samurayın, ninja'nın ne olduğunu, bunların hepsinin hikayeleri var. O Hollywood'da gördüğünüz şeyler değil. Bunları hep anlatacağız ama şimdi böyle şehirleri anlatıyorum size. Ben de size yanlış bilgi vermemek için uzun uzun çalışıyorum. Bakın şimdi bu koşan adam da çok enteresan bir şey. Buranın sembolü. Buraya gelen herkes ama herkes bu koşan adamla fotoğraf çektiriyor. Bu aslında bir reklam. Defalarca değişmiş. Çünkü yıpranmış. Burada Poki diye bir çubuk kraker var, çikolatalısı var vesaire böyle. Çok güzel bir şey. Onun reklamı. Reklamda şu, 1950'lerde mi 60'larda mı artık neyse eski zamanlarda. Poki yerseniz, Poku yersiniz diye. İğrenç şakalarla. Poki yerseniz böyle atletik olursunuz ve 300 metre koşarsınız diye bir reklam. Ve sembolü de bu, koşan adam. Burada da bakın Poki adamı, Poku adamı taklit eden Poki! Hey! Anam sen ne yapıyorsun? Evet bu kızlar da Poki kızları. Poki 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 Asahi Bira. Beni mi kovuyorsun? Hayır. Thank you. You cannot walk? Yeah? No? No, sorry. Okay. Thank you very much. Nasıl kibar ama görüyor musun? Hayır demedi. Kız sen ne yapıyorsun? Allah cezanı vermesin senin. Gel. Bakıyordum. Nasıl açtı yolu ama? Oğlum köprü altında ne yapıyorsunuz? Taşa oturmayın çocuğunuz olmayacak. Hadi biraz da öbür tarafa gidelim. Evet. Osaka'nın ünlü tiyatrosuna geldik. Şimdi size ilginç bir bilgi vereyim bu tiyatrolarla ilgili. Kabuki oynanıyor burada tiyatrolarda. Kabuki denilen oyun sadece ve sadece erkekler tarafından oynanıyor. Hani Osmanlı'da da kadınlar oynayamıyor ya. Oyunlarda, tiyatrolarda, göçeklerde bilmem ne. O dansçıları bile Osmanlı'da erkekler oynuyor. Japonya'da da böyle Kabuki tiyatrosu deniyor. Ve Bunnaki
tiyatrosu var. O da kukla tiyatrosu. Gelirseniz Kabuki ve Bunnaki tiyatrosunu izleyebilirsiniz. Japonya'da çok çok ilginç tecrübe olacaktır eminim. Bu arada komedi tiyatroları da varmış. Benim Japonca bilen arkadaşlarım, Tayvanlı, Türk vesaire, bunlara gidip hiçbir şey anlamıyorlarmış. Ve herkes böyle kahkahalardan ölüyormuş, bitiyormuş. Çok 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 komikmiş gibi ama o kadar Japon espri anlayışı o kadar değişik ki bize göre. Ya da tüm dünyaya göre diyelim. Böyle hiç suratta mimik oynamadan çıkıyoruz diyorlar gittiğimiz zaman. Belki insanların, ama işte Japonca bilmeniz gerekiyor yani onu da anlamak için. Zor yani. Japonlar değişik insanlar. Güzel insanlar ama. Ama değişik. Bu palyaço. Bu palyaçonun ismi çok yedim, şiştim palyaçosu. Osaka yemekleriyle ünlü ya, bakın her yerde insanlar yemekler yiyorlar. Bir önceki bölümümüz zaten Osaka yemekleri üzerindeydi. Şehrin sembolü de çok yedim, şiştim palyaçosu. Bunun Tokyo versiyonu da var. Çok içtim, bayıldım versiyonu. Yine Tokyo'da. Kyu Table Tao deniyor buna. Kyu Table. Bizim kanka burada. İşte bu. Kyu Table Tao. Bu abim çok yedim, şiştim Osaka'yı sembolize ediyor. Tokyo'nunki de çok şiştim, bayıldım palyaçosu. Bakın Boris Johnson buradaymış. Yavru ahtapotçu. Çok güzele benziyor ama ya. Gerçekten. Boris Johnson'ın yediği ahtapotçu. Hadi bir de şuraya dalalım. Arkadaşlar suya dikkat edin. Bunların bazıları şekerli, böyle Gatorade gibi oluyor. Şu su. Bir duvardan birazcık daha az. Basıyorsunuz. Japonya'nın her yerinde bu makineler tıkır tıkır çalışıyor. Daha hiç paramı yutanı da görmedim. Su için bakkala falan gitmenize gerek yok. Şimdi size birazcık şeyden bahsedeceğim. Şu soldaki yerden. Bu arada hepinizden özür diliyorum. Sonradan öğrendim. Pachinko denilen bir şey var burada. Orayı ben ilk bölümlerde göstermiştim. Ama para kazanılmadığını söylemiştim. İçine dalmıştım. Hani çok gürültülü bir yer vardı ya. Evet, aslında para kazanılmıyormuş. Daha sonra öğrendim. O yanlış bilgi. Düzeltmiş olalım arkadaşlar. Biz bilmediğimizi söyleriz. Zaten biliyorsunuz, bilmediğimi söylüyorum. Bildiğimi de anlatıyorum. Eğer şüphe varsa onu da söylüyorum. Pachinkolar slot makineleri. Hani var ya kumarhanelerde böyle basıyorsunuz. Bingo falan diyor işte, neyse. Ben çok anlamam. Vegas videolarında da biliyorsunuz pek oynamadım. Bu pachinkolar aslında bir kumarhane. Japonya'da kumar yasak. Hani genel evler yasak demiştik de onu böyle bir uydurmuşlardı kuralına da. Pachinkoları da bu şekilde uydurmuşlar. Giriyorsunuz. Jeton satın alıyorsunuz. Takır takır oynuyorsunuz jetonlarla. Ne oluyor? Jeton kazanıyorsunuz. Ondan sonra jetonu yandaki küçük bir yere götürüp bozduruyorsunuz, paraya çeviriyorsunuz. Şöyle, burada parası oynuyoruz diyorlar arkadaşlar. Jeton karşılığı jeton kazanıyoruz. Öbürü de başka bir işletme sözde. Aslında buraya bağlı o da ama farklı bir işletme. Farklı bir işlem yapılıyor. O diyor ki ben bu jetonları diyor, demirleri diyor, para karşılığı satın alıyorum diyor.
Bu şekilde Japonya'da sistemi kırmışlar. Girmek yasak ama ben yine de size şöyle göstereyim. İnanılmaz gürültülü. Korkunç bir yer yani. Şurada 5 dakika dursam kendimi keserim. Bakın öyle böyle değil yani. 5 dakika duramazsınız. Hemen kaçalım. Evet, işin çakallığı buymuş. Dediğim gibi para kazanmadan oynamıyorlarmış. Şimdi nerede bozdurduklarını da sordum, öğrendim sizin için. Bunlar hep pachinko kazinolar. Şu Daitoyo diyor ya, orada da bozdurduklarını söylediler. Ben onların yalancısıyım. Yine deniz ürünleri restoranı Japonya'da. Bakalım nereye gideceğiz, yolumuz bizi nerelere götürecek. Bu yola ilk defa giriyorum. Sanıyorum bunlar da yine konsümasyon olabilir. Konsümatris kafeler. Bunu bir bölümde işlemiştik. Erkek olanları var, kadın olanları var Tokyo'da. Bu da şampanyayı görüyorsunuz zaten. Size şampanya ısmarlatmak üzerine kurulmuş bir sistem. Giriyorsunuz, atıyorum X isminde bir kızla oturuyorsunuz. Ona, o size şampanya ısmarlatmak üzerine. Yani Türkiye'deki pavyonların birebir aynısı ama burada kadınlar için olanı da var, erkekler için olanı da var. Belirli bir eşitlik sağlamışlar o konuda. Miss Osaka, Bayan Osaka diyor. Buralar herhalde yine ben tehlikeli bölgelere girdim. Hayır, ne kadar çirkin içerisi. Kırmızı kırmızı, tam şöyle şey ya, Ankara pavyonları. Ankara'nın yollarda püskül püskül donları. Bedamazlar hoş olduğunda kaldıramayan kolları. Arka sokaklara girdik. Turistler azaldı. Abi her yerde mi yenir ya? Her yerde mi yenir ya? İnanılmaz bir insan grubu bu Japonlar. Devamlı yiyorlar ve devamlı zayıflar ya. Ha, ben günde iki öğün yiyorum böyle zar zor. Habire kilo oluyorum. Cheese. Peynirli. Peki. Arigato. Herkes bunu alıyordu. Ben de artık dayanamadım. Sıra da yoktu. Yani. Bu var. Kağıt helva diye ısırdım. Bayağı şey çıktı, kek çıktı. Evet arkadaşlar, Osaka bu kadarmış. Osaka'dan devam edeceğiz. Ama sonra şimdi sizi başka bir ülkeye götüreceğim. Hazır mısınız? Başka bir ülke. Bakalım hangi ülke olacak? Alta yazımları, yorumlara yazın. Kim bilecek bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.